ve Hereke İpek Halılarının bir dünya markası olduğu o tarihi mekandayız, Fabrika Humayun'dayız. Altaylardan Tuna'ya, Adriyatik sahillerinden Çin Seddi'ne, konuşulan dil bizim dilimizdir. Söylenen türkü bizim türkümüzdür. Vatan için atan yüreklerle yükselmiş bizim kültürümüz. Bazen bilimde imzası olan Ali Kuşçu, İbn Sina, Farabi olmuşuz. Bazen de tarihe meydan okuyan eserlerin ustası Mimar Sinan. Türkistan'dan Anadolu'ya renk renk, nakış nakış uzamış kilimlerimiz. Aşkımızı, sevdamızı ilmeklerle halılara nakşetmişiz çağlar boyunca. Bazen binlerce yıllık pazırık halısı olmuşuz Altaylarda. Bazen Hereke'de dokunan örtü olmuşuz Kabe-i Muazzama'ya. Bazen yatak, yorgan, bazen yer örtüsü, çadır perdesi, bazen seccade ya da minder, bazen de duvara asılan süs eşyası olmuş halı ve kilimler. Zengin bir kültüre sahip bir toplumun düşüncelerini, sevdalarını, savaşlarını yansıtmış. Orta Asya'dan başlayıp Selçuklu'ya, oradan Osmanlı'ya ve nihayet Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanmış bu halk sanatı. Böylece binlerce yıla meydan okuyabilmiş, kök saldığı her toprakta yeni motif ve renklerle gelişip güncellenmiştir. Zengin kültürlerin birikimini ilmikler vasıtasıyla aktaran kadim sanatımız, tarihi İpek Yolu sayesinde Altay Dağları, Yenisey Vadisi'nden dünyanın birçok bölgesine yayılmıştır. Şimdi ben bugün size bu bayrağı teslim etmeye geldim. Her şeyden önce yurdumuzu dünyada tanıtmak için, layık olduğu yere getirmek için vereceğiniz emekler çok önemli. Ben 17 ve 18 yaşını Amerika'da tamamlayıp döndüğüm zaman 2 yıl sonra rehber olacağımı bilmiyordum. Profesyonel tercüman rehber olarak Turizm ve Tanıtma Bakanlığımızın, ki o zamanki adı öyleydi, bugün Kültür Bakanlığı olarak da aynı zamanda turizmle birleştirildi. O bakanlıktan görevimi aldım ve 52 yıllık rehberim şu an karşınızda. İki yıl geçmişti. 1969 yılında benimle seyahat eden Anadolu turunda bir anne kız Vancouver, Kanada'dan gelmişlerdi. Ve onlar bir ipek halı, Kayseri ipek halısı, hayat ağacı modeli ile yurtlarına dönüyorlar. Oradan bana kartpostal gönderiyorlar. Ve gönderdikleri kartpostal ve mektup aynı zamanda duvara halıyı asmışlar, anne kız yanında duruyorlar. Ve diyorlar ki, kim gelse evimize misafir olarak, bu halıyı merak ediyorlar, nereden aldığımızı. Ve biz onlara bunu Türkiye'den aldık, bu bir Türk halısı, ipek el halısı diyoruz dediler. Ben tabii çok bu tip mektuplar alıyordum o zamanlar. Dolayısıyla benim dikkatimi çeken şey, inşallah sizin de dikkatinizi şu anda çeker ve bir gün belki aranızdan turizmciler, belki rehberler, belki sanatsever kişiler çıkacak, belki politika yapanlar çıkacak içimizden. Fakat unutmayın, memleketimizin tanıtımı her şeyden önce ilginizle başlıyor ve bir şeye kafanızı
koymanızla başlıyor. Konsantre olmanız lazım. O noktaya odaklanmanız lazım kardeşlerim. Ve bunun bir maraton olduğunu unutmamanız lazım. Hiçbir şey kolay değil ve çabuk olmuyor. Ama o sabrı gösterip devam ederseniz başarı sizin oluyor. Dolayısıyla ben o resme bakıp şunu anladım. Benim Türk halısını daha iyi öğrenmem lazım. Çünkü turistler bana sorular soruyorlar ve benim o soruları cevaplayabilmek durumundayım. Kapalı Çarşı'ya gittim, İstanbul'da, Nur Osmaniye'de ve orada bir halıcı abimize dedim ki bana bu işi öğretir misiniz? O da bana dedi ki Aydın burada çalışırsan, bu mağazada çalışırsan böyle bir şey yaparız. Dedim ki ben rehberliğe devam etmek istiyorum fakat bunu öğrenmem lazım. Öyle bir programımız yok dedi. Biraz da üzülmüş olarak geri döndüm. O arada Londra'ya gidiyordum. Londra'da çok meşhur bir kitapçı vardır. Soyles isminde. Tottenham Court'ta. Orada aşağı yukarı iki bavul dolusu kitapla döndüm Türkiye'ye. Halılar üstüne. Oriental ve Türk halıları üstüne. Ve 4 yıl kadar onları çalıştım. 4 yıl sonra hasbelkader gene Kapalı Çarşı'dayım. Bir grupla onlara halıları anlatıyorum cadde üstünde. Dolayısıyla bana o 4 yıl evvel yardım istediğim zaman ancak çalışırsam yardım edeceğini söyleyen abimiz benim anlattıklarımı duymuş. Sen bunları nereden öğrendin dedi bana daha sonra. Kitaplardan dedim. Dedi ki bizim yeni bir kursumuz başlıyor. Arkadaşlar başlıyor çalışmaya burada. Onlara ders verir misin? Şimdi bu Süleymaniye gibi büyük eserlerimize kazandıran büyük mimar Sinan'ın yolunda gitmektir. Bilir misiniz 98 yaşında vefat ettiği zaman 50 yaşında mühendislikten mimarlığa geçmiştir. O yaşta kendisi geri kalan 48 yıllık ömründe 81 tane büyük cami, 50 tane mescit yapmıştır. Bir yılda 1,5 büyük cami, 1 tane mescide tekabül ediyor. Ve vefat ettiği sabah İstanbul'da Koca Mustafa Paşa'da Ramazan Efendi Camii'nin inşaatında görevli. 98 yaşında bu insan. Ben Allah'tan her zaman şunu diledim. Ne kadar yaşayacağımı bilemem. Ama son günüme kadar Allah bana çalışmayı nasip etsin. Çünkü bir Yarımburgaz mağaramız var. 2011'e kadar 400 bin yıllık tarihe sahipti. Mehmet Özdoğan hocamız kazı başkanıdır. Kendisi 2011'deki toplantıda bizlere dedi ki artık burası 800 bin yıllık oldu dedi. Bunu kaç turizmci biliyor? Çok merak ediyorum. Dolayısıyla bu Avrupa medeniyetinin başladığı noktadır. Bahçeşehir diye bir yer var İstanbul'da. Oraya çok yakındır. Yarımburgaz mağaraları. Bu ilk ikisi. Yeni kapı biliyorsunuz metro yapıldığı için 2004'te bulundu. 8500 yıllıktır. Altındaki Göbekli Tepe 12 bin yıllık Urfa'da. Dünyanın en eski şehri Tevrat'ta geçen Edessa yani Urfa arkadaşlar. Dolayısıyla 12 bin yıl evvel 20 tane tapınak yan yana Göbekli Tepe'de. Ortada 2 tane T biçimi. Ana Tanrı ve Tanrıça. Etrafında 12 tane küçük T biçiminde obelisk dediğimiz taşları oyarak yapılmış. Taşların üstünde hayvan figürleri var. Ve bunlar 3 boyutlu.
Öyle bir medeniyet dünyada ne zaman başladı biliyor musunuz? Rönesans akımı diye geçer. İtalya'dan bahsedildi demin çok güzel bir şekilde. Venedik'ten bahsedildi Murat olarak. Florensa yani Firenze'de bir Uffizi galerisi vardır. Orada Giotto 1321 tarihinde yaptığı üç boyutlu tablolar İtalyan Rönesansı'nın başlangıcıdır ve İtalyanlar kendilerini dünyaya Rönesans'ı pazarlarlar. Çatalhöyük 10 bin yıl evvel ilk defa çiftçiliğin yapıldığı yani gezer toplar avcı toplumundan yerleşik düzene geçilip 8 bin kişinin bir arada yaşadığı bir yer Çatalhöyük. Altına iniyoruz meşhur Brad Pitt'in Truva filmi. 5 bin yıllık Truva. Bakın burada bir küçücük bir yazı var. Bu yazı İnkaya diye bir yer var. İnternet, özür dilerim. Çanakkale'den Truva'ya giderken sol taraftadır. 2003 yılında İtalyan Nemi Belediye Başkanı, Nemi Roma'nın bir saat dışındadır. Castello Gondolfo var göl kenarında. Meşhur Papa'nın yazlık sarayıdır. Oradan kalkar gelir, İntepe Belediyesi'ne girer, elini uzatır, biz kardeşiz der. Derler ki ne kardeşliği, nereden çıktı? Vallahi der ki o biz araştırdık tarih olarak. Aeneas, Truva Savaşı'ndan sağ çıkan filmde de var. Ve Paris ona kılıcı verir, aldığını götür, nereye gidersen orası bundan sonraki Truva'dır der. O insan gelir burada, İtalya'da Nemi şehrinden gider. Dolayısıyla İtalyanlar Romalıydı ama Romalılar Truvalıydı. Bunu lütfen Turizm Bakanımıza, ben buradan bilhassa Haluk Dursun Hocam'a hitap etmek istiyorum. Hakiki bir herekeli. İsmail Bey, Haluk Dursun Hocamız hakiki bir herekeli, doğru mu? Kendisine hitap ediyorum ve diyorum ki lütfen İtalya'ya bir daha gittiğiniz zaman İtalyanlara deyin ki Siamo fratelli, yani biz kardeşiz. Kalkın Türkiye'ye gelin. Niye gelmiyorsunuz? Dolayısıyla burada da ben evrakını sunmuş oluyorum. Hititlerle meşhur tarihin ilk anlaşması Mısırlarla yapılan İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde meşhur Boğazköy Hatuşaş 50 bin kişinin yaşadığı bir şehir. 3 bin yıl evvel. Gordion meşhur tümülüs ve oradaki gömülen kişi Midas değil arkadaşlar. Her şeyin araştırın. Kablen sebi de diyor. Nisa suresi 9. ayet. Doğru bilgi elde edin. Information is the most important commodity in the world diyor CNN. En önemli şey dünyada bilgidir diyor. Ama ben diyorum ki correct information. Doğru olacak bilgi. Onun için Bill Gates dünyanın en zenginlerinden. Dolayısıyla getiriyoruz tarihi. Tarihin ilk altın parasını basan Harun diye bizde geçen Croesus. Onun şehri Sart. Artemis ve yanındaki meşhur sinagog. Efes'teki meşhur kütüphane ve 25 bin kişilik amfiteyatro. Ve bizden Bergama'dan çalınıp Berlin şehrinde sergilenen Zeus Mabedi. Ayasofya'ya geldiğiniz zaman dikkat buyurun. Meryem Ana ve Hazreti İsa ön tarafta, mihrapta ama sağ tarafında Allah Celle Celaluhu ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazılmış. Ben turistlerimi burada durdurup şu karanın resmini hep çektirdim. 1970'li yıllarda özel sektörün İpek Halı'ya yatırım yapmasıyla hızlanan halıcılık, 1980'li yıllarda zirve yaptı. Dünyanın birçok ülkesinden ülkemize gelen turistler her cumartesi günü Hereke'de kurulan İpek Halı pazarından halı satın alıyorlardı. 1990'lı yıllarda yurt dışında dokunan kalitesiz halıların Hereke Halısı adı altında piyasaya sürülmesiyle halıcılık sektöründe gerileme başladı. Daha sonra Cumhurbaşkanımıza hediye ettiğim halının da özel bir hatırası var. Onu da bir dinleyelim efendim. Efendim bu aşağı yukarı 34
santimetre kare boyunda. Evet. Aşağı yukarı üstünde yarım milyona yakın çift düğüm bulunan. 500 bin imli düğüm. İlmek. Yani santimetre karede 144 düğüm üstünden yapılmış. Hereke halısı, herekeden. Ve evet, bahsettiğim Erhan Bey'in yapmış olduğu bir halıdır. Dolayısıyla bu halının ilkini 2015'te 100. yıla geldikleri zaman Avustralya Başbakanı'na hediye ettiler kendisine. Erhan Örbey. Erhan Örbey. Evet. Dolayısıyla ben rica ettim, bana da bir tane yaptı ve benim amacım bunu Cumhurbaşkanımıza hediye etmekti. Nasip oldu, geçen sene bunu kendisine hediye edebildi. Fotoğraf. Halının deseni tabii çok manalı. Bir defa Çanakkale Boğazı gözüküyor. İşte onun Asya ve Avrupa'sı olarak yazıları gözüküyor. Orada bizim meşhur Mehmetçiğimizin kucağında taşıdığı İngiliz subayının heykeli biliyorsunuz. Orada var. Lone Pine'a çıkarken sağ tarafta duran heykelin aynısı halıya resmedilmiştir. Kucağında taşıyor ve dolayısıyla onun hayatı öyle kurtuluyor, o sayede kurtuluyor ve daha sonra 1967 yılında Avustralya genel vali oluyor İngiltere'den, o şahıs. Bu yaralı, yaralı o olan. Evet. Yaralı olan. Evet. Dolayısıyla şimdi çok manidar ve aynı zamanda o bahsettiğimiz yazı altında okunuyor halının. Ve tabii 18 Mart'ta Çanakkale Boğazı'ndan geçmeye çalışan gemilerin isimleri gözüküyor halının üstünde. 2018 yılında Hereke Halı ve İpekli Dokuma Fabrikası'nın kapasitesi artırıldı. Müze fabrikaya 25 halı dokuma ve 10 ipekli dokuma ustası alındı. Hereke Fabrika-i Hümayun binasına halı ve ipekli dokuma müzesi açarak devletimiz, Hereke, ipek halıcılık sanatına verdiği önemi gösterdi. Tarihi süreçte yaşadığı olumsuzluklara rağmen Hereke halıları bir dünya markası olarak ününü sürdürmekte, yeni yapılanmanın getireceği desteklerle eski ihtişamlı zamanlarına döneceği günü hasretle beklemektedir.